İsmail Hakkı Paşam, şimdi bu Ya bir şöyle söyleyeyim. Ben tabii karar harekatı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Türkiye'nin sayın o şeyin Cumhurbaşkanı söylemiş olduğu güçlü görüşmeye tamamen karşı. Esas'la irtibat kurmalarına tamamen karşı. Yani ısrarla bu konuda şeyler ve ben karar kağıdının başlayacağını sanmıyorum. Komutanlar o konuda ayrılıyorum. Şöyle bir şey Yo, ben söyleyeyim. mutlak yapabilir demedim. Sayın Pekin, yanlış anlaşılmasın. Bir Yok yok, ihtimal olabilir diyorum. diye söyledim efendim. Yani Bir ihtimal farazi diyorum. olarak koydum. Yani onu biliyorum. O zaman. Doğru Yani söylüyorsunuz, olur doğru demedim söylüyorsunuz. zaten. Ben de Olabilir diye değerlendim. evet. Yani böyle bir bilet olabilir. Evet. Yani niye? Çünkü dün Sayın Genelkurmay Başkanı, dün Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla Bir araya geldi. Hatay'a gitti. Gaziantep'e uğradılar falan. Yani olabilir tabii. Niye olmasın? Yani ama ben sanmıyorum. Yani öyle söyleyeyim. Siz onları koyduğunuz zaman alt alta öyle bir şey çıkabilir tabii. Böyle bir şey olabilir. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben Türkiye şimdi amaç şu. O Sayın General'in o General'in şeyini ben de okudum. Yunanlı General'in. Orada diyor ki 6 saatte zaten bizi durdururlar diyor. Ama 6 saatte ne yapacaksınız yapacaksınız. Yani onun hesabı bu. 6 saat içerisinde Yani bizi 6 saat modumuz ne yeter olur? demeye getiriyor. Yani 6 saat Evet, biz... 6 saat durdururlar diyor. Dolayısıyla ben de 6 saat içerisinde sizin hava kuvvetlerinizi ortadan kaldırırım ya da geniş kuvvetlerin önemli unsurlarını ortadan kaldırırım demeye getiriyor. Bunu yapar mı yapmaz mı? Şimdi Türkiye ısrarla şuna bakın. Komutanım da bilecek onları biliyor zaten. Adalardan itibaren birinci derecede hava soğuma sistemlerini yerleştirdiler. Üç kademeli hava soğuma sistemleri var kıyıya kadar. Ve buraları takviye ediyorlar adam. Yani o makinalı tüfekli şuydu bu onlar önemli değil ama asıl bunlar önemli. Yani Türkiye'nin hava harekatını engelleyecek şekilde bir hem radarlarını hem de hava soğuma sistemlerini yerleştiriyorlar. Bir defa bu çalışma devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin bütün bunların yerlerini bilmesi lazım. İkincisi bu bizi şey olarak zayıflatabilirler. Hava kuvveti olarak zayıflatabilirler. Öyle söyleyelim. Hesapları bu olabilir. Ona bakmamız lazım tekrar. Yani geçmişte de bunu çok denediler ama işte hem 67'de hem de 74'te çok farklı şeyler oldu. Hiç ummadıkları şeyler oldu. Bunları hesaba katmıyorlar belki de. Çünkü büyük ihtimalle Türkiye ile Yunanistan arasında çıkacak bir çatışma, savaş demiyorum ama büyük ihtimalle hava harekatı ve deniz olacak. Zaten hava kuvvetleri olmazsa denizin ve kara kuvvetlerinin Tabii. Yapacak bir harekatı şey yok. sürdürmesi çok zor. Yani İmkansız. yukarısı boş olduğunuz zaman Tabii bu imkansız. harekatı sürdürmeniz çok zor. Bunun hesabını yaparlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bu örnek verdi komutanım Mısırlı pilotlarla ilgili. Mısırlı pilotların oturdukları evler, lojmanlar, şunlar bunlar, oraları vurdular. Yerde yani daha servise binmeden evvel vurdular. Yani bu tip şeylerde çok daha dikkatli oluyoruz tabii. Yani normal zamanda da her zaman Scramble'da uçağımız var. Hazır bekliyor pilotlarla birlikte. Yüklenmiş vaziyette. Yani şu anda da var. Hiç bu değişmiyor bir şey. Yani öyle bir gerginlik alanında daha da artabilir. Ama biz karşı taraftan bunların hepsini beklememiz lazım. Yani bizim Yunanistan'la normal anlamda bir barış yapmamız mümkün değil. Yani niye mümkün değil? Çünkü bu şeyin Anglo-Saksonların işine gelmiyor. Amerika'nın da İngiltere'nin işine gelmiyor. Yani şeyin iki yakasındaki Ege'nin iki yakasındaki ülkenin birlikte iş yapması, birlikte olması, işbirliği içinde olması, barış içinde olması Anglo-Saksonların İşine bütün gel. planlarını bozar. Tabii. Onun için mutlaka birinin birbirleriyle kavga olması gerekiyor. Ve Amerika'nın istediği birini tutmak suretiyle diğerine istediğini yaptırma gibi bir şeyi var. İşte uçak vermeme, bilmem ne yapma. Karadeniz'e çıkmıyorsa o zaman ben Dede Ağaç'a şey yaparım. Yığınak Ne olduğu bileyim, gibi. Tabii. üs kurarım değil mi? Yani üs kurarım. Ondan sonra adaları silahlandırırım. Hava soğuma sistemi veririm. Yani böyle bir hesabı var.
Tabii bu arada Türkiye'de herhalde daha evvel de söylendi, eller onu toplamıyor Türkiye'nin de. Yani Türkiye'de bu konuda gerekenleri, kendi savunma sanayini yetmediği yerde başka ülkelerden silah tesisat malzeme almak suretiyle bu caydırıcı muhafaza etmek durumunda. Peki Türkiye'nin eli armut toplamıyor diye derken bizim füzeleri mi bahsediyorsunuz? Az önce Erdoğan Paşa da bunun altını çizdi. Füzeler de var efendim. Füzeler de var. Doğrudur. Füzeler de var. İşte hürjetli uçaklarımız da var. Mesela geçenlerde hatırlarsanız bir ara yine konuşma olmuştu. İsrailler Yunanlıların eğitim uçaklarını modernize ediyorlar. Bizim şimdi hürjet onlardan çok daha iyi. Üstelik onlar şeyli uçaklar, yani pervaneli uçaklar ama gerçekten bizim hürjet onlardan çok daha iyi durumda. Yani sanırım 1,5-2 milyar dolarlık bir anlaşma yaptılar. Hem havaalanlarını, hem eğitimi, hem de bu eğitim uçaklarının Türkiye'ye karşı kullanılacak şekilde silahlandırılmasıyla ilgili. Bunları yapıyoruz. Yani şu akla gelebilir. Ya niye Türkiye savunma sanayini geliştiriyor? Niye silahlanmaya çalışıyor? Nedeni bu. Nedeni bu. Türkiye bunu yapmak durumunda. Füze de yapacak, uçak da yapacak. Yani büyük ihtimalle şu var, zaman zaman şunlar çıkıyor. Efendim bazen görüyorum işte, diyorlar ki Türkiye işte Nisan'da yaparsa yapar böyle bir harekatı. Aksi takdirde birkaç sene daha beklerse Yunanistan çok daha Türkiye'den ön tarafa geçer. Geçemez. Yani böyle bir şey olmaz. O geçmesi için bizim komuta kademesinin, devletin, yani iktidarın her şeye boş verip hiçbir şey almaması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu böyle bu mantıkla çıkıp böyle bir şey konuşmak çok yanlış bir konu. Yani Türkiye önümüzdeki Nisan'da da, 3 sene sonra da, 2 sene sonra da, 5 sene sonra da her türlü harekata hazır halde bulunmak durumunda, ordusunu böyle tutmak durumunda. Bunu da zaten görüyoruz, işliyoruz. Zaman zaman böyle bu tip şeyler oluyor. Yani biz hiçbir zaman taarruz eden taraf herhalde olmayacağız gibi geliyor. Olmayız da. Şimdiye kadar da olmadık. Kıbrıs'ta da olmadık aslında. Kıbrıs'ta da onlar darbe yaptılar. Türkiye'de kendine verilen hakkı, bir anlaşmanın hakkını kullandı. Evet. Yani. Öyle söylesin. Evet. Yani olaylara böyle bakmamız lazım. Peki. Diye değerlendiriyorum. Önünde sonunda Amerika Birleşik Devletleri öyle veya böyle Yunanistan tarafını tutsa da, başka bir taraf tutsa da Türkiye tek başına ya da etrafındakilerle birlikte topraklarını savunacak durumda. Çünkü biz kara devlet olmak istemiyoruz. Yani bizi karaya itmeye çalışıyorlar. Kara devlet olmak istemiyorsanız o zaman hava kuvvetlerinizi ve deniz kuvvetlerinizi güçlü tutmak durumundasınız.